başka suçlamalarından tutuklandı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerinden bilmirem diyene cevap verebilmeyeceğim size. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri Palmiyet grubunun sahibi. Tanıyorum. Sadece olarak meseleyle derinden tanış olmadığıma göre. FETÖ suçlamalarıyla alakalı olduğu için tutuklandı şu anda. Aha. Sizce suçlu mudur yoksa suçsuz mudur? Onu ben diyebilmem ama onu mehkeme var, onu diğer kararlar var. Siz ne düşünüyorsunuz var peki? Ben böyle diyeyim size de, ben futboldan sonra o Fener'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan diyeyim size. Ama sırf o cehennetten ne şey diyebilmem açıkçası. Peki, çok teşekkür ederim. Göz diye indiki megamda ben bilen diyesen aktarışlar gibi düzlü. Gözlüğe de aktarışlar. Hiç ne çıkmasa demeli suçsuz mu? Mübariz Meysimov Kurbanoğlu FETÖ suçlamalarından tutuklandı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Mübariz Meysimov Kurbanoğlu tutuklandı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kurbanoğlu ne oldu? FETÖ suçlamalarından tutuklandı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Mübariz Meysimov Kurbanoğlu tutuklandı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlaşılmamazlığı olur. Yergin ki araştıracaklar, düzgün karar kabul edecekler. Sizce suçlu mudur, suçsuz mudur? Bana pis təsir edib onun saxlanılması və yaxud da həbs olunması. Sizce suçlu mudur, suçsuz mudur? Necə yani, suçlu ne deməkdir? Yani sizce suçlu mu yerine, suçlu mudur yani FETÖ ile ilgili bağlantısı var mıdır? Ben inanmıram onun Fethullah Gülər ile bağlantısı olsun. Peki, çok teşekkür ederim. Mübariz Meysimov Kurbanoğlu tutuklandı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama tamam, o kadar normal. FETÖ suçlamalarıyla tutuklandı. Şu olmuyor, malumatım yoktu bari. Mübariz Meysimov Kurbanoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? FETÖ suçlamalarından tutuklandı. Bunun hakkında bir fikriniz var mı? Çok manasız yere yani onu tutuyor. Yani tutulmamalı, haksız yere tutuyor. Peki, çok teşekkür ederim.